Yerel seçimlere gün sayarken hem muhalefet cephesinden haber veriyoruz hem de iktidar cephesinden. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da neler söyledi yansıttık ekrana. Peki ana muhalefetin gündeminde neler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim çalışmaları nasıl seyrediyor? Gelin birlikte bakalım. Özgür Özel CHP lideri Muğla'da miting düzenledi. Adaylarını tanıttı öncelikle. Türkiye İttifakı vurgusunu bir kez daha burada da yaptı. 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar, yaşatanlar burada, seçmen bir yere gitmedi dedi. Özgür Özel ayrıca CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Büyük Türkiye İttifakı'nın içinde hep birlikte yer aldığımızı görüyorum. Türkiye İttifakı vurgusunu bir kez de Muğla'dan yaptı. Yerel seçimde adayları için oy istedi. Türkiye İttifakı kim biliyor musunuz? Kimden oy istiyor? Milli takım gol atınca ayağa sıçrayanlar var ya, işte Türkiye İttifakı onlardır. Onlardan oy istiyoruz. Türkiye İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu hep birlikte göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel seçmenin hala aynı kaldığını söyledi. Ankara'da yapılamayan ittifakın sandıkta yapılacağına inandığını anlattı. Biz Ankara'da bir ittifak, bir işbirliği gerçekleştiremedik. Ama 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar ve yaşatanlar buradalar. Seçmen bir yere gitmedi. Özel'in bir de daveti vardı. CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Kapıyı ardına kadar açık tutun. Çünkü baba evi uzaktan gelen olacaktır, kapı açık olsun. Yakından gelen olur, kapı açık olsun. Başka yere gitmiş olan olur, kapı açık olsun. Gelene sakın ha kapının önüne geçip de niye geldin? Geçen seçim nerelerdeydin? Bizi bırakıp niye gittin? Sakın hesap sormayasın. Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti belgesinde güncellemeye gidiliyor sevgili izleyenler. Çok özür dilerim, affedin lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği çalışma başlattı. İlgili bakanlıklardan görüş istendi. Devletin gizli anayasası olarak nitelendiriliyor. Kamuoyunda Kırmızı Kitap olarak adlandırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış tehdit algılamalarını ortaya koyan Milli Güvenlik Siyasi Belgesi'nde güncellemeye gidiliyor. Talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti. Hayati öneme sahip belgede yapılacak değişiklikler için bakanlıklar ve ilgili kurumlarla temasa geçildi, görüşler istenmeye başlandı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılan hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun masasına gelecek. Kritik toplantının Nisan ayı başında Beştepe'de yapılması bekleniyor. Söz konusu belge son olarak Eylül 2019'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alındı. Türkiye'de, bölgede ve dünyadaki gelişmelerin milli güvenliğe yönelik etkileri değerlendirilerek hazırlandı.